Herkese yeniden merhabalar, Antalya'dan sevgiler, selamlar. Öncelikle mutfağıma hoş geldiniz. Bugün şahane bir tarif hazırladım. İzlediğinizde muhakkak yapmak isteyeceğiniz bir tarif olacak buna eminim. Önce misket köfteleri hazırlayacağım. Köfte için 250 gram kıyma kullandım. Bir tane soğan, karabiber, tuz ve 1 yemek kaşığı galetonunu ununu e, yoğurduktan sonra misket köftelerini hazırlıyorum. Tabağa yapışmaması için tabağa biraz Un serptim Köfteleri şekillendirdikten sonra bir kenara alıyorum ve mantarları doğruyorum 250 gram mantar kullandım burada kestane mantarı kullandım Dilerseniz kültür mantarı ya da istiridye mantarıyla da Tarifinizi uygulayabilirsiniz hiç fark etmez Her şekilde çok güzel oluyor Mantarları da küçük küçük doğradım geçiyorum Ocak aşamasına e, Tencereye yarım çay bardağı kadar zeytinyağı aldım misket köfteleri e, Yağın üzerine alıyorum ve köfteleri önden kızartıyorum. Kızaran köftelerin üzerine doğradığım mantarları ekliyorum. E, ocağı burada yüksek bir ısıya ayarlayarak mantarları da hacmini küçülene kadar pişiriyorum. Muhakkak ocak yüksek ısıda olsun ki mantarlar sulanmasın. Sonra kontrol bir şekilde suyunu veriyorum. Ben burada bir buçuk litre su kullandım. Suyu eklerken lütfen kontrollü olun. Kıvamı sonradan ayarlamak mümkün. Ve terbiyesini hazırlıyorum. 1 su bardağı yoğurt, 2 yemek kaşığı un, 1 tane yumurta sarısı, 2 diş sarımsak kullandım. Güzelce çırpıyorum. Sonrasında tencereden 1-2 kepçe ekleyerek terbiyeyi ılıştırıyorum. Aman diyorum bu aşama çok önemli. Terbiyeyi ılıştırmadan tencereye dahil ederseniz çorbanız kesilebilir. Şimdi terbiyeyi de hazırladım. Ocağın başına tekrar geçiyorum. Terbiyeyi tencereye dahil ediyorum. Ekler eklemez hemen karıştırıyorum. Ocağı yüksek bir ısıya ayarlayıp kaynamaya bırakıyorum. Terbiyeyi ekledikten sonra yaklaşık 5 dakika özleşmesi için pişirmemiz yeterli olacaktır. Kaynamaya başladıktan sonra tuzunu ekleyebiliriz. Baharat olarak da karabiber kullandım. Sizler sevdiğiniz farklı baharatlarda ekleyebilirsiniz. Çorba piştikten sonra yani ocağı kapattıktan sonra üzerine 3 yemek kaşığı erittiğim tereyağı ekliyorum. Ben burada tereyağını tencereye ekledim. Karıştırın bu şekilde servis ettim. Ama isterseniz çorba kaselerinin üzerinde de tereyağını servis edebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış, isteğinize kalmış. Şimdi son olarak servis aşamasında sizlerle paylaşmak istiyorum. Üzerine maydanoz serperek servis ettim. Maydanozu özellikle tencereye eklemedim ki solmasın yeşil yeşil kalsın, göze de hitap etsin istedim. Sizler isterseniz tencereye de dahil edebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım denersiniz. Lütfen denediğinizde fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle.